Merhaba. Septik şok oldukça ciddi bir vakadır. Septik şok teşhisi konmuş hastaların hemen hemen yarısı ne yazık ki teşhisi takip eden bir ay içinde yaşamlarını yitirir. İsterseniz çok önemli bir vaka olan septik şoku biraz daha yakından tanıyalım. Şimdi kelime anlamıyla başlayacak olursak septik anlamı çürümüş olan çok eski latince bir kelimeden türemiştir. Şok ise Doku oksijenasyonunun azalması ve kan basıncının yani tansiyonun düşmesi sonucu ortaya çıkan durumdur. Kelimeleri bir araya getirdiğimizde ise çürümüş bir şeyden kaynaklı düşük doku oksijenasyonunu elde ederiz. Çürümüş şeyden kastım enfeksiyon, enfekte olmuş yani iltihaplanmış bir şey. Düşük doku oksijenasyonuna yol açan enfekte olmuş bir şey. Peki enfekte olmuş bir şey bunu nasıl yol açabilir? Şuraya hemen bir damar çizelim. Kanın görevlerinden birinin dokulara oksijen ulaştırmak olduğunu biliyoruz. Bunlar al yuvar, Burası da herhangi bir doku olsun. Bu küçük kutucuklar da hücreler. Al yuvarlar, morla çizdiğim oksijeni buradaki dokulara ulaştırmakla görevli. Dokulara oksijen iletimi. Şimdi de kanda enfekte olmuş bir şey olduğunu düşünelim aküvarlar kandaki enfekte olmuş şeyle karşılaşacaklar. Bu bir bakteri, virüs ya da mantar enfeksiyonu olabilir. Bu durumda kan damarları da enfekte olmuştur. Yani septik olan bu malzemeyi taşıyan borulara dönüşürler. Kısacası damarlar artık steril değildir. Aküvarlar demiştik. Aküvarların görevi ise steril olmayan bu malzemeyi bulup temizlemektir öyle değil mi? Aküvarlar enfekte olmuş bu malzeme ile karşılaştıklarında aktive olurlar ve aktive olduklarında ise yaptıkları birkaç şey vardır. Öncelikle durumu kontrol etmeleri için olay yerine diğer aküvarları da çağırırlar. Amaçları enfekte olmuş bu malzemeye sayıca üstünlük sağlayarak onu yok etmektir. Evet, not edelim. Öncelikle diğer aküvarları olay yerine çağırırlar. Şimdi önemli bir noktaya değineceğiz. Enfeksiyon normal olarak kanda değil, dokular arasındaki bu kısımda yer aldığı için, aküvarların enfeksiyonu yok etmek için bu kısma geçmeleri gerekir. Aküvarlar bu işi nitrik oksit gibi bir molekül salgılayarak yaparlar. Serbest kalan moleküller kan damarları ile etkileşime girer ve kan damarları da bunun üzerine genişler. Başka bir deyişle kan damarlarının çapı artar. Şurayı biraz temizleyelim ki Kan damarlarının nasıl genişlediklerini görelim. Evet. Öncelikle kan damarının başlangıçtaki boyutunu hatırlayabilmemiz için burayı kesikli çizgilerle gösterelim. Kan damarı moleküller serbest kalınca bu şekilde genişler. Önceki çapı buydu, şimdi de bu. Bu durum sistemik vasküler rezistansın lokal olarak azalmasına yol açar. Demek istediğim damar çapındaki genişleme sayesinde kanda bulunan her şeyin artık daha fazla alana sahip olması ve bu yüzden de karşılaştıkları rezistansın düşmesidir. Bunu da vasküler alanda çap genişlemesi olarak not edelim. Ha, bu arada bu durum eğer lokal olarak gerçekleşiyorsa enfeksiyon olan kısımda kan akışının yavaşlaması da söz konusudur. Bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla periferik dokularda karşı karşıya gelir. Ak periferik dokulara girmek için kan damarlarının sızdırmasını sağlarlar. Moleküller salgılanınca ortaya çıkan ikinci durum da budur. Çapın genişlemesi ve geçirgenliğin artması. Ya da az önce de söylediğim gibi kan damarlarının sızdırmaya başlaması. Şokun sebebi de budur zaten. Enfeksiyon kanda yani vücudun her yerinde bulunduğu için bu durum yani sistemik vasküler dilatasyon ya da vazodilasyon yani damar genişlemesi vücudun her yerinde gerçekleşmeye başlar. Vasküler rezistansın düşmesi sonucu da kan basıncı yani tansiyon düşer. Bunun neden olduğunu tam olarak anlayamadıysanız aklınıza hemen vasküler rezistans ve kardiyak çıkış ya da kalp debisinin kan basıncına eşit olduğunu getirin. Buradaki büyük düşüş basıncın da düşmesine yol açar. Buna bir de azalan doku oksijenasyonu eklenir. Kardiyak çıkış ve sistemik vasküler rezistans doku oksijenasyonuna katkıda bulunur. Doku oksijenasyonunun azalmasına sebep olan farklı bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın şimdi burada al oksijen alan bazı hücreler vardı değil mi? Damarların sızdırması sonucu dokular sıvıyla dolmaya başlar. Dokulardaki bu sıvı birikmesi, oksijenin bu sıvı içinde yayılması gerektiğinden dokulara ulaşmasını zorlaştırır. Sonuç olarak da bu hücreler oksijensiz kalır ve şokun ilk sebebi de budur zaten. Aküvarlar enfeksiyonla karşılaştıklarında oluşan üçüncü bir durum daha var. Az önce aküvarların bu enfeksiyonu yok etmek istediklerinden söz etmiştim, değil mi? Aküvarlar karşılaştıkları şeyi yani virüsü, bakteriyi ya da mantarı yok etmek isterler. Bunu patojene zarar vererek yok edecek litik enzimlere reaktif oksijen türleri salgılayarak yaparlar. Şimdi bunun vücudun her yerinde gerçekleştiğini düşünün. Üçüncü olarak aküvarlar patojenlerin yanında kan damarlarına da zarar vermeye başlarlar. Hemen not edelim. Kan damarları zarar görür. Az önce söylediğimi yine tekrar edeceğim. Bu durum vücudun her yerinde yaşandığı için ortaya ciddi komplikasyonlar çıkar. Kanda bulunan pıhtılaşma faktörleri, onları da Eflatun'la çizelim. Pıhtılaşmaya yardımcı olan proteinlerdir ve kan damarları yırtıldıklarında orayı yamayarak kanın ekstravasküler alana yani kan damarının dışına akmasını engellemeye çalışırlar. Daha ne kadar vurgulayabilirim bilmiyorum ama e, bu vücudun her yerinde gerçekleştiği için tüm pıhtılaşma faktörleri kullanılır. Kan damarlarını yamamak istedikleri için her yerde pıhtılar oluşur ve bu pıhtılardan bazıları kan'a karıştığında ise ortaya enteresan bir durum çıkar. Tüm vasküler sistemde pıhtılaşma vardır ama pıhtılaşma kan damarlarındaki yırtılmalarla baş edemediği için kan kan damarlarından dışarı çıkmaya başlar. Kan damarlarındaki pıhtılaşma ve eş zamanlı kanamanın medikal adı disemine intravasküler koagülasyon ya da yaygın damar içi pıhtılaşmasıdır. Damar içindeki bu pıhtılaşma her yerde gerçekleşmeye başlar, yani yayılır. Bu septik şokta görülebilecek çok ciddi bir komplikasyondur. Septik şokta ortaya çıkan bir diğer ciddi komplikasyon akut solunum yetmezliği sendromudur. Akciğerlerin atmosferdeki oksijeni alıp kan damarlarını oksijene doyurmak için oldukça vasküler yani bir sürü kan damarı ile kaplı bir yapıları olduğunu biliyoruz. Septik şokun patolojisini yeniden hatırlayacak olursak her yerde gerçekleşen bu yıkım başka bir deyişle zarar verici enzimler, sitokinler ve farklı bağışıklık molekülleri akciğerlerdeki damarlara da zarar vermeye başlarlar. Damin edeceğiniz gibi akciğerlerdeki damarlar zarar gördüğünde ise kan yeterli derecede oksijenlenemez. Bu yüzden de septik şok geçiren hastalar atmosferdeki oksijeni kanlarına alamadıkları için solunum yetmezliği ile karşılaşırlar. Bu da akut solunum yetmezliği sendromu olarak adlandırılır. Son olarak bir de size e, kardiyak çıkış ya da kalp debisinden bahsetmek istiyorum. Kardiyak çıkış, düşük vasküler rezistansı dengeleyebilmek için başlangıçta artacaktır. Neden diye soracak olursanız, kardiyak çıkışın artması tansiyonu dengelerdi de ondan. Fakat septik şok devam ettikçe kalp de bu moleküller yüzünden zarar görecek paralize olacaktır ve tedavi edilmediği takdirde de kardiyak çıkışta da sıkıntı başlayacak. Yani kardiyak çıkış düşecektir. Kardiyak çıkışın düşmesi kan basıncını da düşürür. Semptomlara gelecek olursak çok ciddi bir enfeksiyon düşünmeliyiz. Ciddi enfeksiyon vakalarında ateş, titreme ve terleme görülür. Ama septik şokun temel semptomlarından biri cildin ılık olmasıdır. Vücudun her yerindeki kan damarları genişlediklerinde bu Tüm organlarda gerçekleşir ve en büyük organımız da cildimizdir öyle değil mi? Cildimiz vücudun geri kalanına oranla daha fazla kan çekmeye başladığı için septik şok hastalarının cildi başlangıçta ılıktır. Ama şok devam ettiğinde sempatik sinir sistemi tansiyonu yükseltmeye yani bu damarları kasarak sistemik vasküler rezistansı iyileştirip tansiyonu dengelemeye çalışır. Bu yüzden de devam eden septik şokta hastaların cildi bir süre sonra soğuyacaktır. Ama bu durum septik şokun devam ettiğini gösterdiği için hiç de iyi bir belirti değildir. Bu arada damarların kasılması sıvının damar dışına çıkmayacağı anlamına da gelmez. Çünkü kan damarları geçirgenliği artıran vazoaktif moleküller yüzünden hala sızdırmaya devam eder. Sonuç olarak Dokudaki oksijen seviyesi de dokularda biriken sıvı yüzünden yükselemez. Bunlara ek olarak solunum güçlüğü, değişken mental durum ve idrara çıkmada azalma görülür. Organlar oksijensiz kaldıkça normal fonksiyonlarını yerine getirememeye başlarlar. Hoşçakalın.